ergenlik dönemi problemlerinden ve çözüm yollarından biraz bahsedeceğiz. Şimdi ergenlik dönemi dediğimiz zaman aklımıza aslında kişinin kendini keşfetme süreci gelsin. Bir belirli kimlik dönemi, kimlik bunalımı dönemi dediğimiz kişinin kendini tanımlaması, ifade etmesi gelişim sürecini kapsıyor. Şimdi bu dönemde ergenlik dönemindeki kişilerin duyguları çok yoğun ve değişken olabiliyor. Bugün kendisini çok iyi hissediyorsa yarın kendisini iyi hissetmeyebiliyor. Mutlaka kendiyle alakalı ya da çevresiyle olan ilişkisiyle alakalı kafasına takılan bazı sorunlar vardır. Bunu tanımlamakta zorlanıyordur. Bununla alakalı da duygu durumu değişiyordur. Çok enerjik, çok neşeli olabildiği gibi çok böyle canı sıkkın, üzüntülü, depresif duygu durumu da olabilir. Bu dönemde daha dün iyiydin, bugün niye böylesin şeklinde bir yaklaşım olumsuz açıdan etkileyecektir ergenlik dönemindeki kişiyi. Bu dönemde ergenlik dönemindeki kişiler duygularını çok yoğun bir şekilde yaşarlar. Gerek mimikleri olsun, gerek ses tonu olsun, gerek olaylara bakış açıları olsun daha farklı bir şekilde değerlendirirler. Daha coşkulu dönemdedirler. Şimdi ergenlik döneminde olan bireyler genellikle yalnız kalmak isterler. Odalarında yalnız vakit geçirmek isterler. Bazen ebeveynler bu konuda endişe duyabiliyorlar. Tabii ki her zaman endişe duyulması gereken bir durum olmayabiliyor. Çünkü orada ergenlik dönemindeki birey yalnız kalmak istediğinde ciddi bir sorun olduğu anlamına gelmiyordur her zaman. Kendisiyle baş başa vakit geçirme, yani o gün yaşamış olduğu durumlar olabilir ya da bir olay üzerinde düşünebilir. Kendisiyle alakalı düşüncelerini ve duygularını nasıl ifade etmesi gerektiğiyle ilgili burada yalnız kalıp düşünmek isteyebilir. Her zaman tehlike unsuru olarak karşınıza çıkmıyor tabii ki ergenlik dönemindeki bireyin yalnız kalma isteği. Şimdi ergenlik döneminde bazen yorgunluklar olabiliyor. Kişi kendisini çok yorgun hissedebiliyor. Burada yoğun enerji yaşadığı gibi yoğun enerji de tüketebiliyor. Buradan yine endişe edilen durumlar olabiliyor ama genellikle bu büyüme, gelişme çağı ve zihnin çok fazla aktif olması, duygu durumunun sürekli değişken olması, enerjik olması bireyin kendisini yorgun hissetmesine neden oluyor olabilir. Şimdi ergenlik döneminde bir de arkadaş seçimi çok önemlidir. Ergenlik dönemindeki birey takdir edilme duygusunu yaşamak istediği için bunu aile ortamında eğer sağlayamıyorsa arkadaş gruplarına yönelecektir. Bu konuda ebeveynlerin arkadaş seçimi, ergenlik çağındaki bireyin de yine arkadaş seçiminde dikkatli olması gerekir. Şimdi ergenlik döneminde genellikle depresyon artışlarını görüyoruz. Bu dönemde genellikle karşı cinsle olan problemler ya da kendisiyle alakalı fark edilme, takdir edilme duygusu içerisinde olduğu için ergenlik dönemindeki birey bunu yoğun düzeyde yaşadığı için bu dönemle alakalı sıkıntılar olabiliyor. Özgüven problemleri meydana gelebiliyor kişide. Genellikle hassas bir dönemdir ergenlik dönemi. Kısa süreli yaşanıyor bazı depresif duygu durumlar ama uzun süren tabii ki depresyon tanısı alacak durumlar da karşımıza çıkıyor. Şimdi mutsuzlukla depresyonu karıştırmamak gerekiyor. Ergenlik dönemindeki birey duygularını genellikle yoğun yaşadığı için o gün canı bir şeye sıkılmış oluyor. Bütün gün üzüntülü oluyor. Hemen bu kişi depresyondadır demiyoruz. Tabii ki bazı klinik ölçütlere uyum sağlaması gerekiyor. İşte çocukluk çağı travmalarına da bakmak gerekiyor tabii ki kişinin depresyon tanısı aldığı zaman. İşte depresyon tanısı alabilmesi için kendisini yoğun bir şekilde değersiz hissetmesi, daha önceden yapmaktan zevk aldığı şeylerden artık zevk almaması, öz bakımını yitirmeye başlaması vesaire gibi çok ciddi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Böyle durumlarda tabii ki belirli klinisyen tablolarına uyduğunda da burada depresyon tanısı almış oluyor ve tabii ki müdahale etmek gerekiyor. Ergenlik dönemindeki birey genellikle anlaşılma ve değer görme duygusunu hissetmek ister. Eğer bunlar tam olarak karşılanmadığında ailede farklı arkadaş gruplarına, farklı çevrelere yönelebilir ki bu durumda da tehlikeli boyutlara gelebilir. Arkadaş seçimi de çok önemli olduğunu söylemiştik. Ailede değer görme, anlaşılma durumu da yine aynı şekilde önemlidir. Ergenlik dönemindeki birey birlikte fikir alışverişi yapılabilecek şekilde konular açıldığında
fikirlerini ve düşüncelerini ifade etmek için kendisine alan yaratılmasını ister. Tabii ki bu çok önemli bir konu. Ailede diyelim bir konu konuşuyorsunuz. Ergenlik dönemindeki bireyin de fikirlerini almak ve kendisini ifade etmesi için alan yaratmak burada önemli bir nokta. Şimdi genellikle çok fazla nasihat verdiğimiz zaman bu nasihatler bir süre sonra ergenin deyim yerinde ise bir kulağından girip bir kulağından çıkacaktır. Kulağında küpe olmasını istiyorsanız eğer vermiş olduğunuz nasihatlerin altını doldurmak gerekiyor. Şunu şöyle yaparsan bu şekilde bu sonuçlarla karşılaşabilirsin şeklinde daha mantıklı açıklamalarla tabii ki bunu sağlamak mümkün. Öbür türlü çok havada kalmış oluyor ergenlik çağındaki birey için. Ha bu bunu böyle diyor ama böyle olmaz zaten gibi düşünebiliyor. Verdiğimiz nasihatların belki de yaşam hikayeleriyle, örneklerle, kendi hayatımızdan örneklerle ebeveynler için söylüyorum. Desteklenebilir. Olumlu alternatif düşünceler tabii ki ergenlik çağındaki bireyle fikir alışverişi şeklinde olaylar üzerine konuşulabilir tabii ki. Ergenlik dönemindeki bireyin arkadaş seçiminin çok önemli olduğunu söylemiştik. Burada arkadaş seçiminin önemli olması ergenlik dönemindeki kişinin arkadaşlarını olumsuz bir şekilde devamlı eleştirmek yerine o arkadaşını tanımaya çalışmak ve ergenle birlikte yani ergenlik çağındaki bireyle birlikte orada fikir alışverişinde bulunmak. Bak bu arkadaşının bu yönlerini beğenmiyorum. Sence nasıl? Şeklinde olabilir. Ama çok yoğun olumsuz eleştiriler ergenlik dönemindeki bireyin arkadaş çevresi ya da arkadaşları için ergenlik dönemindeki birey için daha farklı sonuçlar yaşatacaktır. Zaten o benim hiçbir arkadaşımı beğenmiyor ki. İşte zaten beni de sevmiyor. O yüzden konuşuyordur işte öyle şeklinde bazen çıkışmalar görebiliyoruz. Burada önemli olan nokta ergenlik dönemindeki bireyin arkadaşlarını yoğun bir şekilde eleştirmek yerine en başta arkadaşlarıyla tanımak, arkadaşlarını anlamaya çalışmak hani burada önemli bir nokta. Tabii ki olumlu ve yapıcı eleştiriler, tamamen de eleştirmeden değil ama olumlu ve yapıcı eleştiriler kullanmak önemli. Ergenlik döneminde eğer ortam çatışmalı ve gergin geçiyorsa aile ilişkileri ergenlik dönemindeki birey için çok önemlidir. Tabii ki aile için de çok önemlidir ergenlik dönemindeki bireyle olan ilişkileri. Çok çatışmalı ve gergin geçiyorsa, zorlayıcı durumlarla devamlı olarak karşılaşılıyorsa tabii ki de bir ruh sağlığı uzmanından bizlerden destek almanız önemli. Hem aile içi iletişim için hem de ergenlik dönemindeki bireyin sağlıklı gelişimi için. Evet, bugün sizlerle ergenlik dönemindeki problemlerden, çözüm yollarından, alternatif çözüm yollarından bahsettik. Eğer sorularınız olursa doktor takviminden ya da sosyal medya üzerinden sorabilirsiniz. Randevu almak isterseniz de randevu bilgilerim YouTube kanalımın biyografik kısmında ya da videoların açıklama kısmında yer almaktadır. Sosyal medyada da aynı şekilde randevu bilgileri yer alıyor. O zaman ne diyoruz? Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri. Hoşçakalın.